bakar mısınız? Şahane bir şey çıkıyor ortaya. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir kurabiye yapıyoruz. Bunun için şöyle 3 tane yumurta alıyorum. Bir su bardağı pudra şekeri kullanıyorum. Şöyle yağ kullanıyorum arkadaşlar. Tereyağı. Sıvı yağ kullanmayacağım. Tereyağı kullanacağım. Oda sıcaklığında yumuşadı. Bir vanilya. Bir bardak su bardağı süt. Şimdi bunları şöyle güzelce bir karıştıracağım. Arkadaşlar çok fazla karıştırmadan şöyle bir paket çikolata sos ekliyorum. Ve kakao ekliyorum. Bu kakaolu kurabiye çünkü. Şöyle 2 yemek kaşığı kakao ekledim. Şimdi çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 2 su bardağı unum var ama hamuru kontrol edeceğim tabii ki. Şöyle kontrollü bir şekilde az az ekleyeceğim. Az gelirse un ilave etmek gerekir. Ele yapışmayan bir hamur olması lazım arkadaşlar. Ben buna biraz daha un ilavesi yapacağım. Evet, yine kontrollü bir şekilde biraz daha un ekliyorum. Ve artık biraz elimle yoğurayım. Tam olarak 3 bardak un koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dolaptan aldığım hamuru kaşıkla biraz alıyorum, yuvarlıyorum ve aralıklı bir şekilde pişirme tavasına koyuyorum. 180 derecede ısınmış fırında 15-20 dakika kadar pişecek. Biraz acele ediyorum çünkü elime yapışıyor. Şöyle güzelce bir buluyoruz ve tavaya alıyoruz.
Arkadaşlar benim şöyle gofret, kurabiye altı var. Diğerlerini bu gofretin üzerine koydum ve bu şekilde tavaya alıyorum. Bu gofretler yeniyor zaten arkadaşlar. Yenebilen gofretler. Bakalım bunlar da bu şekilde pişsin. Evet, farklı bir kurabiye denedim. Umuyorum çok güzel olacak arkadaşlar. Bu Şener kurabiyesi olacak. Arkadaşlar, vallahi şahane oldular ya. Çok güzel oldular. Evet arkadaşlar, şahane kurabiyeler. Bunlar gofretli olanlar. Şöyle gofret ile birlikte yenecek. Şöyle bir bakın. Muhteşem kurabiyelerim oldu arkadaşlar. Gerçekten ben bu işi biliyorum. Arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.